Yine paylaşımlarınız için teşekkür ederiz Şeref Bey. Şimdi Eda Karadağ gidelim, piyasaları konuşalım. Son dakikalarla uyandığımız bir gün oldu aslında. Gezik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Eda Karadağ bizlerle birlikte. Eda günaydın, hoş geldin. Haftayı birlikte kapatıyoruz. Nasılsın? Keyifler yerinde umarım. Günaydın Mert, günaydın, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Hoş geldin. Hareketli bir sabah dediğin gibi. Evet. Haber üzerine haberler var. Ben de onlara bakıyordum açıkçası siz ben dinlerken. Ben de onları sana sormak istiyorum. Hem S&P'nin bu beklenmeyen B olarak teyit ettiği notumuzu, hem onu bir değerlendirmeni rica edeceğim. Hem de KKM'den çıkışlarda KKM'nin cazibesini azaltmaya yönelik bir yine düzenleme vardı. Buna dair de görüşlerini merak ediyorum. Şimdi S&P tarafında zaten biz Ağustos ve Eylül döneminde özellikle uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından yavaş yavaş not değerlendirmelerini almaya başlamıştık. O dönemde negatif olan notumuzu durağına çevirmişlerdi. Şimdi S&P için konuşuyorum. Durağından pozitife doğru bir ikinci hamle geldi. Şimdi açıklamalara baktım bir yanda. Aslında son dönemde atılan adımlar olsun veya Haziran ayından bu yana atılan adımlar geldiğimiz nokta onlar açısından olumlu bir şekilde değerlendiriliyor. Rezervlere dikkat çekmiş. Onun dışında Merkez Bankası'nın adımları, enflasyon üzerindeki etkisi ama hala enflasyondan tabii ki hedeften uzakta olunduğunu, enflasyonun yüksek seviyelerde olduğunun da altı çiziliyor. Ama şuna dikkat çekiyor bir tarafta. Hani şu anda biz bu yıl özelinde iki kez sizin not görünümünüzde bir güncellemeye gittik ama kredi notu hala duruyor. Kredi notu için 2024 yılına sinyal vermişler. Onun da bazı şartları var. Bir cari işlemlerdeki iyileşmeden bahsediyor. Yani olası bir iyileşme, döviz rezervlerindeki toparlanma ve dolarizasyonun da uzun vadede düşüş görülmesi durumunda biz kredi notunda da bir güncellemeye gidebiliriz şeklinde 2024 yılı özeline bir sinyalini de vermiş S&P. Yani dolayısıyla şu anda gittiğiniz yol iyi bir yol diyor. Ama biraz daha zaman var. Bu şartları da karşılarsanız, bizi de ikna ederseniz bu noktada o zaman biz kredi notunuzu yukarı yönde güncelleriz sinyalini verdi. Yani bir sinyal daha geldi diyelim. Çünkü tam bu Ağustos ve Eylül döneminde zaten o taraflar çok hareketliydi. Sürekli açıklamalarda bulunuyordu. Fitch de olsun, Moody's de olsun, S&P de olsun. Ama hiçbirimiz zaten kredi notunda bir güncelleme yakın zaman özelinde beklemiyorduk. Yavaş yavaş not görünümlerinde en azından güncellemeye gitmesi hem piyasalar açısından olumlu yorumlandı hem yabancı açısından da aslında olumlu yorumlanıyor. Yani bugünkü bu açıklama, dün akşam geldi bu açıklama, bu sabah borsa açılışı açısından en azından olumlu bir yansıması olacaktır. Onun dışında Merkez Bankası'ndan da bir adım geldi. Kur korumalı mevduat sistemini sonlandırmak için zaten sürekli yeni düzenlemeler yapıyorlar. Ama bir tarafta da çok kısa zaman da hemen bunu sonlandıramayacaklarını da aslında ifade ediyorlar. Kolay bir şey değil bir sistemi sonlandırmak. O yüzden sürekli yeni adımlar, yeni düzenlemeler geliyor. Yine TL mevduat payının arttırılmasına yönelik yeni bir hamle geldi o tarafta da. Şimdi geçtiğimiz haftalarda da zaten Berfin biliyorsun Merkez Bankası faiz karar metninde çok ciddi değişikliklere gitmişti Ekim toplantısına göre ve bir tarafta da hala TL mevduat payını arttırmaya hedefliyiz demişlerdi. O yüzden bu tarz adım gelmeye devam etmesini bu noktada bekliyoruz. Önemli olan zaten hani KKM tarafında son dönemde verilere de bakıldığında aslında bu yeni düzenlemelerin etkisi olsun. Tabii ki sistem de sonlandırılacak denildiği için yatırımcılar o sisteme yönelik artık cazibesini her geçen gün de kaybetmeye devam ediyorlar. O yüzden o tarafa çok fazla bir eğilim yok. Çıkışlar devam ediyor. Bu nedenle bundan sonraki süreçte en azından atılan bu yeni adımlar olsun yeniden denenecektir. Hani yatırımcılar şu anda borsa dışında kendilerine alternatif yatırım araçları arıyorlar neticede. Hani buna mevduat tarafını konuşuyoruz, tahvil tarafını konuşuyoruz. 2024 yılında aslında biraz daha sepeti çeşitlendireceğiz gibi duruyor. Aynı zamanda da tabii ki Merkez Bankası'nın bence 2024 yılında da yine TL mevduat payını artırmaya yönelik yeni düzenlemeler yapması da bekleniyor. Çünkü biz hep şunu konuşuyorduk, mevduattaki yükselişin devamı için Merkez Bankası'nın faiz konusundaki net tavrı önemli. Geçtiğimiz günlerde de bunu gördük. Yani yakın zamanda biz para politikasında sıkılaşmayı sonlandıracağız dedi. Dolayısıyla böyle bir noktada bundan sonraki süreçte mevduat
çok da cezbedici bir hale gelmeyebilir faizler yükselmedikçe. Bu nedenle o tarafı da en azından biraz daha teşvik edici adımlar gelmeye devam edecektir. Eda Hanım, ben bir şey öğrenmek istiyorum. Şimdi bu Standard Poor's, S&P dediğimiz Standard Poor's, biz bunu hayatımız boyunca hep sıfırcı hoca olarak bilirdik. Ve en çetini buydu. Durduk yerde notumuzu, yok kaşın üstünde gözüm var vesaireyle bahaneyle kırardı. Ne oldu da bir anda takvim dışı olmasına rağmen içinden geldi? Neye ilham oldu da bir anda notumuzu durağandan pozitife çeviriyor? İkincisi de bu KKM'nin den çıkışta, şimdi aslında bir binayı yıkarken iki tane yöntem var. Bir tanesi dinamiti koyarsın, patlatırsın, aniden çöker. Öbürü kazma kürekle. Biz de herhalde ikincisini seçtik. Kazma kürekle ya da dozerlerle parça parça her gün bir şey koparıyoruz KKM'den. Niye birincisini seçseydik, yani bir anda indirseydik daha mı iyiydi? Bu iki soruya cevap verir misiniz lütfen? Buyurun. Peki. Şimdi S&P tarafında ifade ettiğiniz gibi sıfırcı hoca olarak adlandırıyorduk ve not değerlendirmesi bugün de yapılan aslında takvim dışı. Yani burada şunu söyleyebilirim kendi tabii ki şahsi yorumum bu şekilde. Sonuçta geçtiğimiz dönemlerde çok fazla negatif değerlendirmelerle karşılaşmıştık. Şu anda işte yeni bir ekonomi yönetiminin gelmesi, hızlı atılan adımlar, piyasayla kurulan iletişim, yabancılarla yapılan görüşmeler olsun. Hani onların da dikkatini çektiğini ben düşünüyorum. Dolayısıyla o taraftan da hani bir nevi destek vermek istediler demek ki. Ama yine de şu da var. Önemli olan kredi notunda bir güncellemeye gitmeleri. Şu anda orada net bir şey yok, net bir değişiklik yok. Sadece bir önden sinyal veriyorlar. Evet, S&P gerçekten şaşırtıyor diğer kuruluşlara nazaran bu kadar erken davranması. Hatta yıl içerisinde ve hatta yılın son 6 aylık dilimi içerisinde diyelim ikinci kez bir güncellemeye gidiyor. Oldukça net açıklamalarda bulunuyor. Hani bizi şu an için desteklediğini ben gözlemliyorum. Ama tabii ki bundan sonrası ne olur? Bizim yanlış yapacağımız bir hareket veya hedeflere doğru devam edilmediği müddetçe anında tabii ki dilinde değişikliğe gidilebilir. Yani S&P tarafına da bu noktada çok güvenmemek gerekiyor. Bakalım takip edeceğiz bütün gelişmeleri. Ha, buyurun. KKM tarafı için de bir soru vardı. Evet. Kısaca onları O rica edelim. tarafta da tamam, hemen hızlıca. Aslında orada sizin de dediğiniz gibi diğer yöndem yavaş yavaş bir şekilde gidiyor ama diğer türlü patlatıl gibi bir yöntemle olsaydı belki daha farklı bir sonuçta karşılaşılabilirdi. Orada da en azından yatırımcıları alıştıra alıştıra bir sistemin sonuna gelinmeye çalıştığını ben değerlendiriyorum. Teşekkür ediyoruz. Çok Sağ olun. teşekkürler Eda. Haftayı seninle kapatıyoruz. Teşekkür ederim.